PRQR'dan hepinize merhabalar. SportsQR ekranlarında Erim Dereli ve Cem İnal Odabaşı ile birlikte Premier Lig'de geride kalan haftayı değerlendireceğiz. SportsQR'ı takip etmeyi lütfen unutmayın. Sektörümüzün genç yetenekleri sevgili Erim ve Cem, onlarla program yapmak beni her daim enerjik hissettiriyor. Çok teşekkür ederiz abi. Sıra dışı bir hafta oldu yine. İnanılmaz. Bu Chelsea'nin olayı nedir ya çocuklar? 4-4'lük bir maç oldu diyorum. Ya, nasıl? Gerçekten. Klişe. Nereden aklına geldi? Senin de böyle bir huyun var işte. 4 olunca dedim manşet budur. Süper, yani Cem yapamıyor. Başkası yapamıyor. Goller yağmur gibi geldi de var. O da var. Yağmur altında bir Stamford Bridge. Bir de soğuk duş var benim. Soğuk duş var. Napoli maçında söylediğim. Evet. Yağmur yağıyor ama bu soğuk duş. İşte. Neyse şimdi şunu soracağım ben. Bu Chelsea'nin Tottenham maçının daha alevi sönmeden. Evet. O da çok sıra dışı epik bir maçtı. Üzerine Chelsea Manchester City. Bildiğiniz gibi burada Murat Kosova'yı ağırladık. Onun çok ikonik repliğidir. İşte Premier Lig bu. İki haftadır işte Premier Lig bu diyoruz. Beşinci maçmış Premier Lig tarihinde. 4-4 biten. Ve yani ben mesela bir tane Kuzey Londra derbisi anlatmıştım. 4-4 bitmişti. Arsenal Tottenham maçı. Evet abi. Çok eski tarihte yani. Bayağı işte David Bentley'ler falan oynuyordu. Adamdır. Bir tane Liverpool Arsenal hatırlıyorum. Arshavin'in 4 gol attığı çok ikonik bir maçtır hatırlarsınız. Evet. Bu maçı özel kılan sizce, Chelsea Manchester City maçını özel kılan sizce neydi? Hadi böyle bir soruyla başlayalım. Chelsea'lilerden başlayalım. 4-4 dışında, skor dışında, maçın hikayesinde yıllar sonra size bu soruyu soracak. Abi şu maçı izlemişsindir sen. Neydi bu maçın özelliği dediğinde ne cevap vereceksiniz insanlara? Ben söylüyorum o zaman. Lütfen. Şu grafiğimiz de var hatta. Pep Guardiola'nın City'sinin 4 gol yemiş olması. Bu kolay bir şey değil. Şu an bakıyorum. 5 kez. 5 kez yaşanmış. Leicester, Everton, Liverpool. Bir daha Leicester. Şimdi Chelsea. Yani, bir 5, bir 4 attı Leicester. Bir 5, bir 4 Leicester. 2016, 2017, 2018, 2020, 2023. 2020'den beri de yemiyor 4 golü. Bence bu Chelsea'nin Pep Guardiola'nın City'sine 4 gol atmış olması özel kılan ve Cole Palmer tabii ki bence. Erim? Ya çok farklı bir Chelsea izledik. Yavaş yavaş olgunlaştığını düşünüyorum ben Chelsea'nin. Yani bu kadrodan belki de bir şeyler bekleyebiliriz. Tamam, sezon sonu sıralaması ilk 4 olmayabilir ama bir şekilde Avrupa potasına kendini atarsa Chelsea bu sezon için en büyük teselli olabilir diye düşünüyorum. Ki şöyle, Tottenham maçını çok ufak bir değinecek olursak, maç koptu. Çok büyük şanssızlık Tottenham adına koptu ama olgunlaşmaya çalışan bir kadronun çırpınışını izledik dün. City'yi kilitlediler. Merkezle hücum arasındaki mesafeyi çok açtılar ve Sterling gibi, Cole Palmer gibi dar alanda etkili futbolcularla gerçekten ufak ufak boğdular. Şimdi düşününce zaten bu kadar önde stoperlerin çıkması City'nin de bir zafiyete sebep oluyor. Hani Akanji gidiyor, işte Guardiola bir sol bek gibi içeri geliyor. Bunlar tabii ki zafiyet olacak. Bunu en iyi değerlendirebilecek bir takım Chelsea. Ki geçen haftadan alıştırma yapmışlardı Tottenham'da. İşte savunma orta sahaya kadar çıktı, boşlukları gördü. Bu sefer de planlarını çok iyi işleten bir teknik direktörle, ki tarihinde en çok kaybettiği teknik adam Guardiola, Pochettino'nun. Sadece 4 kez galip gelebilmişti. Biri İspanyol, ikisi Tottenham, biri de Paris Saint Germain. İyi bir meydan okumaydı. İspanyol enteresan değil mi? Evet, İspanyol enteresan. Şimdi bakıyorum istatistiklere, 2.95'e 2.87 gol beklentileri var ama yani 47 kez yine City rakip ceza sahasında topla buluşmuş, ki iki tabii katından fazla Chelsea. İki devrede de daha fazla rakip ceza sahasında topla buluşmuş. Yani şöyle bir bakıyorum. 17-15 şutlar başa baş. Taçlar çok enteresan dermişim. İsabetli şutlar 10'a 9. Evet, yani bence burada rakip ceza sahasında 47'ye 21'lik üstünlük City tarafında yine çok belirleyici. Ben bu tarz maçların istatistik veya oyun senaryosuyla birlikte hikayelerine kişilerin de çok derinlik kattığını düşünüyorum. Mesela hala yıl olmuş 2023, Thiago Silva gol atıyor. Gol atıyor. Var yani, bir de olmasına yana gol atıyor. Ve o kadar transfer yapan Chelsea'de hala bir Thiago Silva var. Yani 39 yaşında Chelsea tarihinin gol atan en yaşlı oyuncusu oldu. Yani siz haberi gördünüz mü? Oğlu altyapıda profesyonel sözleşme imzalayana kadar kalmak istiyor. O yüzden devam ediyormuş. Vallahi yani bir haber vardı. Şey mi? Emekli olana kadar çalışayım gibi. aynen. EYT'yi mi bekliyor? EYT'yi bekliyor gibi. Frank Lampard'ın gelip gol atması gibi bir şey evet, yani şu anda. Thiago Silva'nın gol atması. İkincisi Raheem Sterling, eski stili gol atıyor. Cole Palmer. Evet, eski stili. Çok güzel bir ifade kullanılmış İngiliz yayıncıda Cole Palmer'la ilgili. Mert Aydın tweet atmış. Ben de ondan gördüm.
eski City çocuğu, hı-hı, yeni Chelsea adamı. Kesinlikle. Cole Palmer. Çok iyi tanımlıyor. Yani durumu 4-4'e getiren golü atıyor ve gidiyor taraftarlara. Müthiş bir soğukkanlılık yani. İnanılmaz yani. O kadar genç yaşta, hı-hı, bu sorumluluğu almak böylesi bir maçta, bu da ayrı bir futbolcu karakteri. %100 abi. Bu tarz detaylar da çok ikonikleştiriyor maçı. Ama yani şu bir gerçek, Premier League tam olarak bu. Evet. Yani sahne güzel, zemin güzel, hı-hı, formalar, tribünler hepsi güzel tam ama tam bir futbol iklimi. Ne zaman ne olacağını kestiremiyorsunuz. Mesela işte bunu Premier Lig'in BBC Sport epik maçlarını sıralamış. Bakıyorum yani işte 7-2'ler, derbilerde 6-0'lar, evet, veya işte derbilerde 4-4'ler, 8-2'ler. Hı hı. Böyle çok çığırından çıkan 7-1'ler, işte Aston Villa, Liverpool gibi, hı hı, çığırından çıkan çok anormal maçlar var. Bu maçta onlardan birisi oldu. Yani Premier Lig'in gerçekten sürprizlerle dolu olduğunu bir kez daha gördük. Yani katılır mısın bilmiyorum. Ben hani şu rakip ceza sahasında topla buluşmadan bahsettin ya abi. Ben daha önce City'li oyuncuların hiç bu kadar basit hata yaptığını görmemiştim. Doğru. Yani o top kayıpları, o çıkarken yapılan hatalar. Hı hı. Yani ne oldu anlamadım. City'yi ben hiç böyle görmemiştim. Bence o kadar az topla buluşmaya rağmen 4-4'lük skorun sebebi bu. Sen ne düşünüyorsun? Ki baktığın zaman çok da eksik bir kadro yok. Yani hatta eksik bir kadro yok. Bir, hı, maç önce 5 farklı bir Bournemouth galibiyetinden çıkmış. Doku'yu burada övdüğümüz bir hafta geride kaldı. Yani Doku'nun çok fazla bir şey yaptığını göremedik. İşte yani bir maçı bir maçını tutmuyor ki Chelsea'nin burada büyük maçlarda aldığı sorumluluklar da var. Her ne kadar kötü bir sezon geçirseler de büyük maçları, hedef maçları iyi oynayabilen bir Chelsea gördük. İşte ben senin söylediğinle bağlantılı olarak buna bağlıyorum abi. Thiago Silva var, Raheem Sterling var. Bir şekilde tecrübeli futbolcular ve takım bir yere gelene kadar muhtemelen general olacaklar. Bir amiral gemisi olarak kalacaklar. İşte Sterling sağ kanatta oynadı, sol kanatta oynadı. Palmer'a birçok alan açtılar. Evet, belki Chelsea'ye yakıştırdığın kadro bu olmayabilir ama merkez orta sahasına baktığın zaman Premier League tarihinin en pahalı iki transferi pivot olarak merkez orta sahada oynuyor. Bence bu takımdan bir şeyler izleyeceğiz. Ben Gallagher'a da parantez açmak istiyorum. Müthiş. Kariyer maçlarından birini oynadı. Gerçekten hani yer yer rakiplerini kızdırdı. Rodri'nin üzerine bir ara oynadığı, bir onun kırmızı kart görmesini sağlamaya çalıştı. Gallagher da görünmez kahramanlardan biriydi diye düşünüyorum. Yalnız Rodri yine getiriyordu maçı. Evet, evet. O penaltı pozisyonu olmasa yine kritik hani maçlarda bu tarz Rodri maçların adamı olduğunu ön plana çıkartacaktı Rodri ama onun golüne de yanıt geldi. Hı hı. Yani Manchester City bu ligin patronu. Bence %100. Hala patronu. Şu istatistikler de bunu gösteriyor. Ama Chelsea'nin şu şekillenme aşamalarını izlemek de keyifli. Kesinlikle. Çünkü dağınık bir takım, çok fazla transfer yapan, işte dediğin gibi merkez orta sahası 250 milyon tabii poundluk bir takım ama, hı hı, nerede kime patlayacağını da kestiremiyorsunuz. Aynen. Ya. Chelsea, aynen, maçlarını çok heyecanlı kılıyor. Yani kim der gidip Tottenham'a 4 atacak, yani City'ye 4 gol atacak ama, hı, şimdi bir sonraki hafta alakasız bir takıma yenilebilir. Sıkıntı da o. Sıfırda kalabilir, hı, tabelada. Yani Chelsea'nin de bu serseri mayın havası bu sene çok izleyeceğiz. Heyecan katıyor Premier. Top altı takımlarına karşı puan kaybetti de kaybetmedi. Maç, evet, kaybetmedi Chelsea. Evet. Ama mağlubiyetlerine bakıyorsun, dediğin gibi tuhaf tuhaf mağlubiyetler var yani. Ya bu senaryoda bu skorlar, iki top altı derbisinde atılan 8 gol bence hani 3 puandan daha fazlası diye düşünüyorum. Galiptir bu yolda mağlup, evet, gibi mağlup, berabere gibi bir şey. Tam olarak öyle. Peki bu hafta genel sonuçlara baktığımız zaman Liverpool kazandı. Evet. Arsenal kazandı. Evet. Wolverhampton Lemina'nın golüyle son anda kazandı. Hı hı. Onun dışında sizin dikkat çekmek istediğiniz performans, ben Lemina'nın performansından çok etkilendim. Tam onu söyleyecektim. Oyunun iki yönünde çok iyi oynayabilen Lemina izledik. Hem derinde oyun kurdu, hem hücuma kattı takımı. Çok modern oyuncu ya. Müdahalelerde senin dediğin gibi abi, hem Torreira'nın hem hücum yönü hem savunma yönünü ortaya koyan bir performans gösterdi. Ben Tottenham'da maalesef Ange Postecoglou öncesi futbolu gördüm. Zaten Crystal Palace Fulham maçlarında sinyaller çalmaya, çanlar çalmaya başlamıştı. Zaten hoca bunun altını çiziyordu. İki haftadır kötü futbol, iyi olmayan futbol diyelim daha doğru olarak. Çok erken gol bulmak da bu tarz Premier League maçlarında çok keyifli olmuyor. Hı-hı. Ben her zaman altını çiziyorum. Büyük maçları, ki bu sene büyük maçları çok iyi oynayan Wolverhampton gördük. Ligin ilk haftasında Manchester United'da kök söktürdüler, kaybettiler. Liverpool maçında Neto'nun golüyle öne geçtiler. İki farklı mağlup oldular. City'yi yendiler. Şimdi zor bir rakip, hı hı, ki yaklaşık iki sayfa boyutunda bir eksik var Tottenham'da. Ben puan kaybı beklemiyordum.
Çünkü kadroyu gördüğüm zaman hemen hemen istediğine yakın bir kadro. Ben Davies'i ve Dyer'dan oluşan bir stoper attı. Orası sinyal veriyordu. Sinyali de doğru yerden verdi ve Wolverhampton burayı çok iyi değerlendirdi. Tebrik ederiz. Duraklamalarda atılan iki golle Tottenham 3 puandan oldu. Ya bence eksiklerden ziyade Maddison. Yani şimdi dedin ya eski Tottenham futbolu gördüm diye. Hı-hı. Orada da şey durum vardı. Kane'i çıkarıyorsun ya da Son'u çıkarıyorsun. Sıradan bir takım oluyor Tottenham. Hı-hı. Şimdi yine bence Maddison'ı çıkardığın zaman maalesef sıradan bir takım gibi görünüyor Tottenham. Kesinlikle. Yani tamam Van de Ven de önemli bir eksik mesela, hı-hı, ama Maddison Son kayboldu apay. İşte. Yani bizim Gökhan abiyle konuştuğumuz konu hep o. Yani Kane Son telepatisi. Şimdi yeni sezona evrilince Maddison Son arasında oluyordu. O da olmadı. Bakalım ilerleyen haftalarda göreceğiz ama bir Gökhan abi gidelim mi abi? Ange Postecoglou demişken ben çok mutluyum, çok gururluyum ama buradan sonra zor bir teselli ödülü oldu. Ben biraz Unai Emery'nin de çok hak ettiğini düşünüyorum. Gökhan abiye gidelim. Ayın oyuncusu, ayın menajeri, ayın golü ve ayın kurtarışını sizler için derledi. Evet Erim, çok teşekkürler. Premier Lig'de ayın ödülleri belli oldu. Aslına bakarsanız bana göre bir sürpriz yok. Zaten ayın menajerinin Tottenham menajeri Postecoglou olacak çok belliydi. Tarihte üst üste 3 kez bu ödülü kazanan 4. Premier Lig menajeri oldu. Aynı Guardiola'nın, aynı kulübün, aynı Conte'nin yaptığı gibi. Ayın oyuncusu Ekim ayında 3 maçta 5 gol atan ve Liverpool'u sırtlayan ve yine gerçekten inanılmaz şekilde müthiş performans gösteren Muhammed Salah. Ayın kurtarışı Areola, Douglas Luiz, Aston Villa'lı bildiğiniz gibi hep olağanüstü goller atar. Yine onlardan birini atıyordu ama West Ham kalecisi Areola izin vermedi ve bence bu ödülü fazlasıyla almayı hak etti. Ve Godus, o da ayın golünü kaydeden futbolcu oldu. Gerçekten olağanüstü bir goldü. Evet Gökhan abiye teşekkür ediyoruz. Bir Liverpool'a gelelim ya. Jürgen Klopp'umsu stiliyle Cemil El Odabaşı şöyle bir geçmişe götürsün bizi. Salah biraz bizi geçmişe götürdü. Sen de imajınla Liverpool konuşmaya hak kazandı şu an. Her an Kop tribünle Liverpool show yapacak gibi. Klopp taklidi de geldi. Salah bana 2017-2018 hatırlatıyor şu an. Hmm. Yani ben size soracağım teker teker Müjdat abi. O sezon acayip bir gol krallığı listesi var. Evet. İşte Harry Kane uçuyor, Salah uçuyor. Bu sezon benzer bir tablo görmüyoruz. Haaland 13 gol şimdiden. Hı-hı. Tabii ki yani bu beklediğimiz bir şeydi. Ama Salah da bambaşka bir noktada yine ve yani bu adamın sezon başı Suudi Arabistan'a gitmesi konuşuluyordu. Rekor bedel. Kaldı ve o kadar önemli etki yaratıyor ki yani tek başına alıyor şu maçı. Ama o sezona yaklaşır mı ya da geçer mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Şunu cevaplar mısın abi Cem'in sorusuna ek olarak? 32 gol attı o sene. Premier Lig'in en iyi oyuncusu diyebilir miyiz? Muhammed Salah için. Yani bu biraz iddialı bence. Ne olursa olsun hani Erling Haaland'ın bu bir paradoksu var ya. Hı hı. İyi takımda oynayıp kaleye yakın sürekli hani gol noktasında şeklinde eleştiriler var. Hı-hı. Bence hak etmediği bir şekilde. Hı-hı. Muhammed Salah'ın daha komple, daha Mbappe-vari bir oyuncu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz ama şu anda yaş ve potansiyel itibariyle Erling Haaland'ın önünde bir oyuncu bence yok. Hı-hı. Yani market değerini tanımlama açısından söylüyorum. Hı-hı. Evet. Market değerini tanımlama açısından Erling Haaland'dan daha değerli bir oyuncu bence yok şu anda. Hı-hı. Ama hani takımına hangisini koysan daha çok işe yarar diye düşünürsen Manchester City'ye Salah'ı getirsen Salah orada yedekleyebilecek, Salah rolünü üstlenebilecek oyuncular var. Var. Ama Erling Haaland'ı Liverpool'a getirsen Salah'ın oluşturduğu alanı kaplayamaz bence. Hı hı. Yani biraz takıma göre değişir. Ben Muhammed Salah daha komple bir oyuncu. Hı hı. Ama Erling Haaland başka bir seviyede. Peki Mbappe Premier Lig'e gelse. Hı hı. Haaland mı daha market değeri yüksek olur? Mbappe mi? Mbappe. Yani, tabii nereye geldiği de önemli ama sence? Liverpool gibi düşünüyorum. Liverpool aynen. Salah değil Mbappe'yi konuşuyoruz. Mbappe Liverpool. Mbappe mi Haaland mı desem ben Mbappe derim hep. Mbappe Liverpool'a gelse de Mbappe derim. Hı-hı. Hani Erling Haaland Mbappe'nin yapabildiklerinin hepsini yapamaz. Hı-hı. Ama Mbappe Haaland'ın yapabildiklerinin birçoğunu yapar. O yüzden ben Mbappe Haaland kıyasında Mbappe derim. Haaland Salah kıyasında da Erling Haaland daha değerli ama Muhammed Salah şu anda Liverpool'da kapladığı alanı da Premier Lig'de kaplayabilecek başka bir futbolcu olduğunu düşünmüyorum. Şu formuyla Salah'ı çıkart Liverpool'dan. Kimi koyabilirsin onun yerine bu katkıyı verebilecek? Bence böyle bir oyuncu yok. Şimdi Mbappe yani dedin. Mbappe geliyor aklıma benim. Yani Mbappe dışında. Premier Lig içinde. İçinden. Premier Lig içinden futbolcu yok. Yok. Yani son dersin yapamaz. Belki. Yapamaz. O istikrarda yapamaz. Aynı oyuncu değil. Değil. Neden sordum abi bu soruyu? Şöyle. City ve Chelsea maçı oynanmadan önceki işte Chelsea
öne geçti, City öne geçti, Chelsea kovaladı. Gol krallığı yarışında ve en fazla gol katkısı veren futbolcu yarışında bir yarış oldu. Salah o maç öncesi en fazla gol katkısı veren futbolcuydu. Haaland sahaya çıkana kadar Haaland çıktı, gollerini attı. Orada bir kıyasaya rekabet olacak yani. Mesela gol beklentisinde de Haaland'dan sonra neredeyse çift tane sayısında gol beklentisi var Salah'ın. Evet. Yani orada da ciddi bir yarış var. Ben işte şunu söylemek istiyorum. İki departmanı birden yapabiliyor ya Salah. Tabii. Hem de bunu kenardan yapıyor. Yani Haaland gibi sadece ceza sahasında bu işleri yapan bir futbolcu değil ya. Ondan dolayı acaba kıyaslansa en iyisi diyebilir miyiz diye sormuştum yani, ama. Erling Haaland Erling Haaland'lığını yapıyor. Tabii. Muhammed Salah hem Bernardo'luk yapıyor hem Haaland'lık yapmaya çalışıyor takımı için. Yani biraz o ikisinin kombinasyonu hem zaman zaman De Bruyne'lik yapıyor. O yüzden çok komple bir oyuncu ama bak bu seneki Muhammed Salah performansı sürpriz. Yani artık düşmüştüm. Ben de onu demek istedim. Yani herkes gitti. Bu seviyeye temas edemez diyorlardı. Muhammed Salah için de artık Sadio Mane gibi. Firmino gibi artık dönemi kapandı diye düşünüyorduk biz. Evet. Tam karşısı Salah'ın takımı oldu bu takım. Aynen öyle. Tam lideri önderi oldu. Çok büyük sürpriz. Zaten bir başlık atmıştık Pierre Koya daha önce. Salah'ın Liverpool'u diye. %100. Yani. Kesinlikle o. Ya Mısır'ın dördüncü piramidi adam şu an. Bahta başka küçük piramitler de var da. Hani büyük piramitler. Büyük piramitler. En büyük diyelim. Yani. Evet, puan tablosuna bir bakalım ya. Ortalık çok karıştı. Şimdi Everton'ın çıkışı ciddi devam ediyor. Son 3 maç muhtemel 9 puanın 7'sini aldı. Düşme hattına uzaklaştı. Ben Everton'ı seven birisi olarak benim için mutluluk verici bu. Yeterli mi abi düşme hattından uzaklaşması Everton'a? Ya şimdilik lige tutulsun. Ondan sonraki sezon bakarız eski günlerine dönecek mi diye. Şey enteresan. Newcastle United kadro darlığını çok istedi. İki Dortmund maçı çok kırıcı oldu onlar için. Özellikle ikincisi dönüşünde şimdi yine Premier Lig'de de kaybettiler. Biraz hatta tribünlerin tepkisi olmuş ama yani orada ne da yapalım diyor Trippier'de. Aynen Trippier'de yani çıldırdı. Yani Dortmund maçında 14 kişiydi kadro. Evet. 14-15 kişiydi yanılmıyorsam ya. Kadroyu bile dolduramamıştı. Çok fazla sakatlık sorunuyla yüzleşiyor. Newcastle'daki düşüş normal bence. Çok normal. Yani kulvar sayısı artıyor ve çok da tecrübe etmediğiniz bir iklim. Tabii, tabii. Her yerde mücadele ediyorsunuz. Bir de yani Tonali'nin gidişi falan bayağı dağıttı onları. Ruben Neves doldurabilir mi yerini sizce? Ben onu maçta söyledim. Suudi Arabistan mücadelesinde El Hilal maçını olacak anlatırken. Olacak gibi çünkü yani. Hem Suudi basınında hem de ada basınında Tonali'nin yerini doğrudan Ruben Neves'e bırakıyorlar ama ciddi bir bonservis bedeliyle gitmişti. Şimdi ciddi bir bonservis bedeli de gerekiyor Ruben Neves'i oradan getirmek için. Kiralama formülü konuşmuşlar evet, ama onun önünde statü engelleri orada varmış. Orada da hem statü engeli hem de zorunlu satın almayı çok yüksek vermiş El Hilal. Haklılar çünkü bir yatırım yaptılar. Bakalım ilerleyen günlerde Newcastle'ın değişimine de hep birlikte şahit edeceğiz. Aston Villa kazandı. Evet. Aston Villa yani 25 puan 5. sırada. Evet. Yani böyle hiç fark ettirmeden yavaş yavaş geldiler zirveye doğru gidiyorlar. Avrupa'da da işler yolunda gidiyor. Ben buna devam edebilecekler mi? Onu merak ediyorum. Çok keyifli olur. Burada da size bir sorum olacak. Sor. Böyle eski Aston Villa havası işte o. Ben tekim. Eskilere damga vuran. Yok hadi, yok. Şimdi eski Aston Villa deyince benim eski. Neresiydi? Hangi eski Aston Villa? Sezon başı. Sezon başı. Aklınıza kim geliyor? Benim mesela yaştan dolayı çok yere gidemiyorum. Agbon Lahor geliyor ne hala. Gabi Agbon Lahor. İşte Benteke. Benteke Agbon Lahor beraber oynadılar. Gabi Agbon Lahor'u ben çok anlattım. Tarihin çok tatlı bir oyuncu. En hızlı kanat forvetlerinden biridir diye çok, düşünüyorum çok, ya. Çok çok klas bir oyuncuydu Gabi Agbon Lahor. O takım da şöyle bir takımdı. Aslında o zaman Big Four vardı. Onu zorlayan Martin O'Neill'ın Aston Villa'sı. Stylian Petrov vardı yanılmıyorsam orta sahada. Daha sonra City'ye giden Gareth Barry. Evet. İşte Gabriel Agbonlahor. Ve o takım böyle ilk dördü zorlayan çok keyifli bir takımdı. Ama benim için Aston Villa kim biliyor musunuz? Kim? Rahmetli Dallin Atkinson ve Dean Saunders. Trabzonspor elemişti Aston Villa'yı. Evet. Ve işte orada Orhan Kaynak 90'a asmıştı topu Birmingham'da. Trabzon'da 1-0 kazanmıştı Trabzonspor. Rövanşında Orhan Kaynak'ın attı inanılmaz bir gol tam 90'a. O takımı elemek de gerçekten çok zordu. Benim için Aston Villa daha sonra ikisi birden biri Galatasaray'a biri Fenerbahçe'ye geldi. Dean Saunders ve Dallin Atkinson'la o Aston Villa takımı. Ben ilk Aston Villa deyince Trabzonspor'a da eşleştim ki bordo mavi. O takım aklıma geliyor. Yani geçmişte tabii Avrupa Kupalarında çok başarılı olmuş çok köklü bir takım ama hani benim nostaljik Aston Villa'm da bu. Buldum ben kendimkini. İşte o kadro 2011-12'yi açtım önümde şu anda maç golikte. Darren Bent. Önde. Bu arada Jack Grealish de orada kadrodaymış. 16 yaşındaymış. Öyle bir durumu da şahitlik ettik. Heskey var tabii ki. Wiseman var. Ne takım ya. Ireland var. Albrighton. Evet unuttum bak Albrighton. Oradan çıkışını yapmıştı Albrighton'da. Müthiş bir takım. Given kalede elbette.
Guzan yine aynı şekilde. Çok tatlı bir kadroydu. Ya ben de menajerlik oyunlarında sıklıkla alırdım Aston Villa. Villa Park çok güzel bir stat. Villa Park evet abi. Gerçekten çok güzel şey statlardan böyle. Tarihi, ikonik stat. Zaten bütün statlar öyle İngiltere'nin de. Sezon sonu Aston Villa nerede bitirir? 7. 7 Konferans Ligi'ni. Evet. Abi? Yani 7 herhalde ya. İlk 6 çünkü. Ya orada... keşke bu arada. Ben çok seviyorum. Emery'in de başarılı olmasını istiyorum ama ben de bilmiyorum. Abi. Ben gerçekçi davranmak istedim sadece 7 diyerek. Ben de sanki kıyısından bir UEFA Avrupa Ligi görür gibi geliyor ama bunun için çok takımın aşağı gelmesi lazım. İlerleyen zamanlarda göreceğiz. O zaman programın artık sonuna gelelim. Bakalım abi. Var mı? Unuttuğumuz bir şey var mı? Unuttuğumuz bir şey var mı? Hemen bakalım. Fikstür. Çok baskı var şu anda. Birçok mesaj, birçok uyarı alıyorum programı. Brighton'ın kazanamamasına ne diyeceksiniz ya haftalardır? Olacak abi bu. Burada çok bir normal. Şanssızlık vardı bence ya. Sheffield karşısında yani kırmızı kartla birlikte. Yani 6 ama... maçtır kazanamamak ve tam bir beraberlik takımı olmak da. Evet. Kadro derinliği zaten kısır bir takım. Ajax'ı yendiler Avrupa'yı. Evet. Ajax'ı ama zaten yenmek şu an meziyet gibi değil yani, biraz yani. Maalesef. Herakles Almelo dahil herkes yenebiliyor. Yani o Brighton rüzgarı da o gurme futbol severlerin Brighton rüzgarı da biraz dindi gibi gözüküyor. Evet. O zaman İbrahim abiye gidelim abi. İbrahim abiye gidelim. Onda söyleyecekleri vardır. Evet, söz İbrahim Altınsay'da bir Premier Lig sefiri. Chelsea Manchester City maçı olmasaydı Liverpool ile Brentford arasındaki karşılaşmayı haftanın maçı sayabilirdik çok rahatlıkla. Orada da güzel bir futbol zenginliği vardı. Zaten hücum istatistiklerine baktığınızda Liverpool 17 hücum girişiminde bulunmuş. Brentford 16 yani toplamda 33 şut var. Liverpool bunlardan 10'unda kaleyi bulmuş. Brentford ise sadece 3'ünde. 14'te korner var ki Brentford 8 kornerle daha fazla korner atmış. Hakikaten maçta çok hareketli ve seyir zevki yüksek şekilde geçti. Klopp'un ikinci Liverpool versiyonuyla karşı karşıyayız. Liverpool 2.0. Ve bence ilk Liverpool'a göre müthiş hareketli, zengin, çeşitliliği olan ve hücum zenginliği olan bir takımla karşı karşıyayız. Yani bu kadar hücumcu bir orta sahayla bir nevi böyle 3-2-5 gibi hatta 2-3-5 gibi oynadı bu maçı. Rahat pozisyonlara girdi ve tabii elinde Salah gibi artık futbol 200 gole ulaştı ama futbolu ondan daha da olgunlaşmış. Bir nevi hücum liderine dönüşmüş bir oyuncusu var Liverpool'un. Ama sonuç olarak bu 2.0 versiyonunun bir versiyondan çok daha etkili oynaması bu kadar sakata rağmen orta sahanın hücuma katkısı ve gol katkısı olarak ölçülebilir. Szoboszlai'nin ilk asisti işte vara takıldı. Ama Szoboszlai'nin ısrar haritasına bakıyorsunuz. Taktik kondisyonu yüksek Gakpo'nun ısrar haritasına bakıyorsunuz. Liverpool'un maçlarının niye bu kadar hücum zenginliği içinde geçtiğini ve şampiyonluk için benim niye önemli favorim olduğunu anlıyorsunuz. Geldik haftanın önemli maçına. Haftanın değil Premier Lig tarihinin önemli maçına. Çünkü bu maç şimdiden Chelsea ile Manchester City arasında oynanan ve 4-4 biten maç şimdiden Premier Lig tarihine girdi. Hele bu maç... sezon sonunda şampiyonu belirleyecek bir maç olsaydı herhalde bütün zamanların en iyi Premier Lig maçlarında liste başı olurdu. Ben Chelsea'nin özellikle Tottenham karşısında galibiyetten sonra bir özgüven kazanacağını ve bunun City karşısında test edeceğini söylemiştim. Hakikaten müthiş bir özgüvenle oynadılar. Yani 3 kere geriye dönüşeceksin, daha kuvvetli reaksiyon göstereceksin. Belki rakibin kadar iyi pas yapan akışkan futbolu haza ulaşamadı Chelsea ama müthiş enerji koydular sahaya. Ve Tottenham kadrosunun hemen aynısını çıkardı Pochettino sahaya. Bir tek orada Kukure'ye sonradan girmişti. Şimdi başladı ilk 11'de. Pep Guardiola ise Man United'ı 3-0 yendikleri kadroyu esas aldı. Tabii sakat olan Stones'un yerine Akanji vardı. Grealish yerine de Doku'yu denedi. Onun hızından, dinamizminden yararlanmak için ama işte Reece James onu çok iyi önündeki kolpağını çok iyi engelleyince, durdurunca
Sonra da Grealish'le oyuna sokmaya başladı. Evet, ilk maç birbirlerini baskıyla karşıladılar. Fakat Chelsea baskısı karşısında City rahat karşı tarafa çıkınca bu sefer oyun Chelsea'nin yarı sahasında oynamaya başladı ve orta sahada karşıladı Chelsea. Ama işte penaltıdan sonra gene Chelsea bu sefer dinamizmini kullandı. Orta saha daha biraz da oyunu sertleştirdi ve beraberliği sağladılar. Bu beraberliğin arkasından oyun işte çok gelgitli hale geldi. Şimdi bakıyorsunuz bütün bu istatistiklere, Chelsea 17 şut atmış, Manchester City 15 şut atmış. Yani 105 dakikalık maçta 3 dakikada bir atak olduğunu ve tehlikeli bir atak olduğunu gösteriyor. Pochettino 3-2 geriye düştükten sonra Mudri'yi oyuna aldı sol kanada. Sağ kanada Sterling'i geçirdi. Cole Palmer ise Nicholas Jackson'ın yanına ikinci forvet olarak koydu. Bunu da ortalama pozisyonlarda görmek lazım. İlk yarıda daha Chelsea'nin hücum hattında işte 20 numaralı Palmer sağda, 7 numaralı Sterling solda, 15 numaralı Jackson'da ortada, arkasında da Gallagher, 23 numaralı Gallagher görüyorsunuz. Daha böyle bir alan paylaşımlı bir oyun. Tabii uzun uzun analiz edilebilir ama belki hiç de analiz edilmez. Ama bu maç tekrar tekrar izlenecek bir maç, aynı zevki verecek bir maç. Çünkü ilk izlediğinizde hani skora da bakıyorsunuz, pozisyonlara da bakıyorsunuz, daha çok topa bakıyorsunuz ama bir daha izlediğinizde hem seyir zevki olarak hem de bence taktik analiz olarak çok zevk alacağınız, derinliklerine gireceğiniz bir maç. Evet, İbrahim Altınsay'a çok teşekkürler. Pierre sonuna geldik bu haftalık. Erim teşekkürler, Mücat abi teşekkürler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.